İlhan Tahsin, dün durum felaketti. Tahmin ediyorum ki arama kurtarma çalışmaları sürdükçe felaketin boyutu biraz bir kat, birer kat daha artıyor. Ama bugün itibariyle artık ne söyleyebiliriz Atina'daki bu yangına dair? Evet, sizlerin de belirttiği gibi burada bir orman yangınından da dün belirttiğimiz gibi söz etmek doğru olmaz. Çünkü bir felaketi yaşıyor Yunanistan ve özellikle Atina'nın o bölümü. Bir yerleşim bölümü olduğu gibi bu felaketten gerçekten artık kelimelerin yetmediği bir düzeye geldi. Atina'daki bütün herkes, Yunanistan'ın şu anda bunu konuşuyor. Tabii ki dün de söylemiştik bağlantılarımızda gün içerisinde ölü sayısının 50'lerden üçlü haneli rakamlara ulaşabileceğini ve Atina'daki belediye başkanının da zaten belirtmiş olduğu, bize yaptığımız o konuşmasıyla kendisiyle dün de üçlü rakamlara ulaşmamız gittikçe, çünkü girilmeyen evler var daha bizim edindiğimiz bilgilere göre 1000 evden bahsediyoruz. Dün bunu söylediğimizde belki izleyicilerimiz pek inandırıcı olarak görmemişlerdir, ancak o bölge gerçekten felaketi son şeyine kadar yaşıyor. Dolayısıyla da şu anda arama kurtarma ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bazı evlere giriyorlar. Şu anda yaşlılara rastlanıyor artık, evlerinden kaçamayanlar. Arabaların içinde bazı cesetler bulundu. Bulunmaya da devam ediyor. Dolayısıyla da şimdi girdikçe her eve korkulan şu: acaba üçlü rakamlara, yani yüzün üzerine geçecek mi? Ona bakıyor herkes. Peki bu arada bir iddia da dillendiriliyor. Bunun da aslı var mı? Size de sormak isteriz İlhan Tahsin. Şimdi belediye ile valilik arasında bir koordinasyon sorunu yaşandı. İşte bu nedenle aslında insanlara evlerinizi boşaltın talimatı verilemedi. Bundan da bu bilanço bu kadar ağır şeklinde iddialar da dolaşıyor sağda solda. Bunların bir aslı var mıdır? Gerçekten bir koordinasyon sorunu yaşandı da o yüzden mi bilanço bu kadar ağır oldu? Şimdi koordinasyon sorunu, şöyle başlayayım, ben sorunuza şu cevap vereyim. Ana Muhalefet Partisi, Yeni Demokrasi Partisi'nin başkanı Sayın Kyriakos Mitsotakis zaten belirtti. Bir eksiklik var ortada, bir ihmal var mı sorusu gündeme geldi ve bazı çevreler de Başbakan Tsipras'ın istifasını dahi ister düzeye getirdiler konumu. Ancak şimdi burada şuna bakmak lazım. Yangının başlamasıyla birlikte devlet mekanizmasının ne kadar süratle hareket ettiğini araştırmak lazım. Ve orada o insanlara yol gösteren, örneğin şimdi Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir harekete bakalım. Savunma Bakanlığı'na ait bir iki oradaki sahil güvenliğe bağlı gemiler, dolayısıyla hiç talimat almadan o bölgeye gittiler. İyi ki gittiler denize. Çünkü gitmeselerdi bugün en azından 500-600 ölüden bahsedecektik. Çünkü neden? Oraya gittiler. Devlet mekanizmasından emir komuta almadan oradaki insanları birerler oradaki gemilere yüklemeye başladılar. Sahil güvenliğine ait gemilere yüklemeye başladılar. İyi ki onu yapmışlar. Yani böyle durumlarda emir komuta almaya hiç gerek yok. Oradan ne kurtarabilirsen? Çünkü yangından bahsediyoruz. İnsanların üzerine gelen alevlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi koordinasyon eksikliği muhakkak ki vardır ve birileri de bunun hesabını ödemesi gerekir diye herkes burada onu konuşuyor şu anda. Peki İlhan Tahsin, nedeni belirlenebildi mi şu an için? Dün bir telefon konuşması iddiasından bahsetmiştiniz. İşte dinlemelere takılan, üç bölgeyi yaktık şeklinde olan, işte bir kişinin, iki kişinin gözaltına alındığının bilgileri vardı. Buna dair herhangi bir gelişme var mı araştırmalar sonucunda? Şu anda buradaki, yani Yunan polis teşkilatının yapmış olduğu sıkı araştırmaların sonuçlarını bilmemiz mümkün değil. Çünkü her yıl Atina ve Yunanistan genelinde, şu anda biz konuşuyoruz, izleyicilerimize aktarıyoruz. Belki Yunanistan'ın başka bir bölgesinde yeniden bir yangın çıkıyor. Şu anda Yunanistan'da bu artık valla ne kadar doğru olur bu kelimeyi kullanmak, moda oldu. Yunanistan'ı yakmak, birilerinin arsa açmak istemesi deniz kıyılarına vesaire. Hı hı. Bu tür olaylar yaşanıyor. Ancak burada üç yerde aynı anda, o bölgede, Mafi bölgesinin o bölgede üç yerde aynı anda yangın çıkması, dün Sayın Başbakan Tsipras'ın da söylediği gibi burada bir şüpheli bir durum var. İşte o durum
durumu da Yunan emniyet güçleri, Yunan istihbaratı, bütün birimler onun peşine düşmüş vaziyette ve herhangi bir açıklama hiçbir birimden şu ana kadar yapılmadı daha. Peki İlhan Tahsin, son 30 saniyemiz, hemen şunu da sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nden yardım talebi olmuştu Yunanistan'ın. O yardımların dün gelmeye başladığını söylemiştiniz. Türkiye'de biz hazırız yardım etmeye diyor ama ihtiyaç mı yok, ihtiyaç olmadığı için mi böyle bir talep gelmedi? Yani şu an var olan yardımla kendi kendine yetebiliyor mu Yunanistan? Şunu söyleyeyim ben de 30 saniyede, Türkiye her zaman Yunanistan'a karşı bu tür afet olaylarında derhal en yakın olan bölge. Hı hı. Dün Kültür Bakanımız da Gümüşhane'deydi, kendisi de söyledi. 45 dakikalık bir mesafedeyiz. Dolayısıyla istendiği andan itibaren biz yardımcı olabiliriz. Aynı Atina'daki depremde olduğu gibi, Rikomex bölgesi denilen, hı hı, bölgede yapılan depremde Türkiye yardımcı oldu. Ancak Yunanistan'ın verdiği cevap çok komik diyeceğim ben bir gazeteci olarak. Yani zaten hava yağacak, yağmur yağacak, gerek yok. Bu bir komşuya verilmesi gereken bir devlet ciddiyetinde cevap değildir diye düşünüyorum.